Hikmet Genç, CHP için istihbari bilgileri paylaşıyorum. Erdoğan, CHP bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi barajın üzerine taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya yönlendirdi. Hacı Muharrem cevap verdi. Devleti sen yönetiyorsun. İstihbarat, güvenlik, devletin tüm kurumları senin elinde. Elinde bilgi belge varsa çık açıkla. Yoksa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olursun. İstihbarat bilgi belge istiyor böke gibi. Böke'ye PYD YPG terör örgütü müdür diye sorduklarında elimizde yeteri kadar istihbari bilgi yok demişti. Durun. Devlette bile olmayan istihbaratı sizinle paylaşayım da öğrenin. 2015'teki seçimde yani 7 Haziran'da CHP'li bazı vekiller açıktan HDP'ye destek çağrısı yapmışlardı. CHP'li vekil Şafak Pavey beraber iyi salladık diyerek Demirtaş'la tebrikleşmişti. CHP Çanakkale Belediye Başkanı HDP barajı açtı diye şükür pilavı dağıtmıştı vatandaşa. CHP'li vekil Tanrı Kulu Avrupa'da PYD'nin terör örgütü olmadığını anlatmaya çalıştı. Velhasıl beraber sallamayı sevdiler. Sallamaya devam ettiler. Maraton Kemal yürüyüşe geçti. Kandil açıktan destek verdi. PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP ve HDP acilen bir cephe kurması gerekiyor dedi. CHP Afrin'e girmeyin dedi. Seçim sürecine girildi. Muharrem cezaevindeki Demirtaş'ı ziyaret etti. Mitinglerde Demirtaş neden hapiste diye sorup durdu. Sonra o mesaj yayıldı. Genel merkezin talimatıdır. Uymak zorundayız. Ben de istemem HDP'ye oy vermeyi ama barajı aşması için vermemiz gerekir. CHP çorum gençlik kolları. Kimse yalanlamadı mesajı. Ama mesajı alan aldı tıpkı 7 Haziran'da olduğu gibi 24 Haziran'da da CHP'nin en güçlü olduğu yerlerden en beyaz Türk mahallelerinden Kadıköy, Bağdat Caddesi, Şişli, Bakırköy vesaire HDP'ye oy yağdı. Doğudaki oylar yeterli olmuyordu ama CHP desteğiyle HDP barajı açtı. Öyle ya. Sonuçta HDP PKK'nın aparatıdır, siyasi uzantısıdır. HDP PKK'nın silahsız kanadıdır. Ha CHP olarak bunu bilmiyor olabilirsiniz ama bu çok gizli istihbari bilgileri sizinle paylaştım. Artık mazeretiniz yok. Böke'ye de selam söyleyin benden. Hikmet Genç, akşam.